Sert geldi de biraz bana. Öyle mi olması Öyle öyle. gerekiyordu Yani diye. şey, kuş korması çok pişirdiğin zaman da şeyi gidiyor. Hem şeyi gider, özelliği gider. Yani dediğim gibi çiğ de yenen bir şey. Yani taze soğan gibi düşünün. Mesela ekmek arasına koyup yiyebilirsiniz onu. Nasıl buldun Hilal yemeği? Yani daha önce yemedim. Tabii ki böyle bir değişik geldi bana ama genel olarak beğendim yani. Beğendin yani, Nur? Ben de çok beğendim. Dışının çıtırlığı olsun, için yumuşaklığı. Çok güzel, eline sağlık. Ali zaten bir tane daha istemişti, sormama evet, gerek yani yok. Ben beğendim. Ama keşke yedekli çalışsaydın. Allah korusun, hep aynı örneği veriyorum ama şuradan gelirken tabağı elinden düşürsen evet, ne yapacaksın? Allah korusun, ayağın kaydı diyelim, yağar oluyor, bir şey oluyor. Evet, bir tanesi düştü herhalde, bir bayan düştü. Her şey olabilir, Allah korusun, yanar bir şey olur, patlar, çatlar. Kızartırken. Aha. Mesela Nur Hanım gibi sırf çıkıntılık yapmak için ben yuvarlak biber dolması istiyorum diyen de olabilir ve ben de hani... ama biber dolması zaten biber dolmasından yapılır ya. Evet, köy biberi ama ben sizin bunu yapacağınızı tahmin ettiğim için zaten ekstra da bulundurmuştum. İyi yapmışsın. Ama bak, yine de yaranamadım, yine de yaranamadım. Aha, yok. Sen beğendin mi Rüveyda Arancı'yı? Beğendim. Beğendim. Evet, güzel. Teşekkür ederim. Bizim programda yapıldı birkaç kez. İtalyan bir şefimiz yarışmıştı yıllar evvel. Adam İtalyan yani. Ha, doğrudur. O da yapmıştı ama onun arancinisinden daha güzel. Seni çok tebrik güzel, ediyorum. Ben benim bugüne kadar hatta şöyle iddialı konuşayım. Hatta ben arancini, İtalyan'ı çok severim. Ben İtalyan mutfağını, restoranlarını, evet, yemeklerini. Akdeniz mutfağı da olduğu için... O zeytinyağlar, şeyler, yeşillikler, domatesler, ben de sarımsaklar bol kullanan, seven bir insanım. Hatta benim yediğim arancinler İtalya'daki birçok şehirde de yemişliğim var. En güzeli buydu. Çok teşekkür güzel, ederim. Güzel. Ya böyle bir şey olamaz. Gerçekten. Teşekkür gerçekten harikulade bir arancini yapmışsın. Teşekkür ederim. Leşemel sosun da çok güzel olmuş. Çok evet, parmesan peyniri falan güzel, uyumunda güzel. Güzel dengelemiş. Bunu birazcık kaçırsan gide ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çünkü parmesandaki şey aşırı kaçtığı zaman şey gibi, tulum peyniri gibi ağır gelir. Yemeklerim 2'de 2. Yarışmacılar ve Zuhal Hanım tarafından beğeniliyor. Gayet mutluyum, gayet güzel ilerliyoruz. İnşallah finalde 75 bin TL'yi alıp buradan Van Turizm ikinci balayı. Hadi bakalım. Gürbüz nasıl yaptı bunu ya bu kadar güzel? Şöyle bir şey oldu. İlk yaptığı risotto yandı. Aa, öyle mi? Ona rağmen yaptı. Yakmışsın, bir daha yapmışsın. Ha, evet, iyi. Öyle bir talihsizlik yaşadım. Gürbüz'le evet, sohbet ederken Gürbüz beni sohbeti tuttu. Bir baktım risottolar yandı. Allah'tan fazla malzemen Allah... varmış. Evet. Yok risottosu. Ya bu dağılıyor, bu arancini yapıyorlar. İçi hamur kalıyor, dışı hamur oluyor. Lastik gibi yapan var, affedersin. Yani bu çok çok başarılı. Rengiyle çıtırlığı falan of, tutturmak çok çok, çok teşekkür ederim. Yani ben de bitirdim neredeyse yani. Hani araya, ana yemek için şey ben yapıyorum. Ben ilk defa bitirdim. Ah! Gerçekten. O afiyet olsun. Bundan güzel sonra yani, hani bu tada göre eğer yersem yine başka bir yerde bu tada göre eleştireceğim, kıyaslayacağım. Yani ben evimizde de çok rahat yapabileceğimiz bir şey. İstediğin malzemeyi de koy içine. Yemekler iyi geldi ki Nur Hanım'ın morali bozuluyor. Ama yapacak bir şey yok. Tabii ki Türklere saygımız var, Türk mutfağına saygımız var. Ama ben bir şefim, bunu da konuşturmam gerekiyordu Nur Hanım. Rüveyda Hanım ayrıca. Ara yemeği gerçekten çok güzeldi. Söylenecek tek bir kelime yok. Arancini hiç tatmadığım bir tattı. Gerçekten güzeldi. Zaten gitmeden önce menüye baktım, araştırdım. Tam yazılan gibiydi. Çok güzel. Dışı çıtırdı. Beğendim. Ana yemeğin neydi? Biftek? Şefin özel soslu nane pestolu patates püreli patates kabuğu cipsi eşliğinde dana sarma. Evet, biraz evet, uzun. Evet, bugünlük de yemekteyizin sonuna geldik. Bayılıyoruz. Biraz uzun ismi var, evet. Zuhal Hanım, uzun ismi i̇şte muhtemelen hazırlaması da uzun sürecektir. Affınıza sığınarak size bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Dün çok saldırdıkları için fırsatım olmadı. Biliyorsunuz kamu dairesinde çalışıyorum ve bizim evet, yıllık izinlerimiz bir sene öncesinden belli olur. Buradan şeflerime, müdürüme, sayın temsilcilerimize izin verip beni buraya gönderdikleri biz için kendilerine ederiz, çok teşekkür yani ediyorum. Bütün, İzmir Belediyesi'ne, Esot'a ve hangi işe? Gazi Emir'de miydi? Nerede çalıştığını da unuttu. Gitti kafa. Neydi? Birinci bölge. Gediz'de çalışıyorum. Bütün, hepsine bizden selamlar. Sağ olun. Erkan şefim ve Kadir şefim. İşte bunun için verdiler. Yani bakın hepiniz işinizi gücünüzü veyahut evet, ne meşgaleniz varsa veyahut çoluğunuz çocuğunuz yerlerden bir şeylerden feragat edip bir özveriyle geliyorsunuz. Biz de diyoruz ki bu yarışmacı da görevini layıkıyla yerine getirmiş.
ve de eksiksiz çıkarmış. Onun için biz bir üçü verelim de baştan diyoruz. Siz de üzerine koyarak gidin beğendinizi. İşte onun için bak mesela misal bırakmış gelmiş işini. Hatta bazı arkadaşlar. Sen öyle ona keza o öyle. Yani biraz bu emeği biraz da yemeği göz önünde bulundurmanız lazım. Çok sinirleniyorsunuz tepki puanları oluyor bunlar. Hatta bazı, ben de üzülüyorum herkes için üzülüyorum. Bazı arkadaşlarım dedi ki yıllık izin orada mı geçireceksin? Çocukların var tatilin. Niye dedim ya? Bu da benim için bir hem sizi görmek adına ya hem burada bu. Hatıra bizim için evet. Hatıra. Sizin herkes evet. Kazanamaz tabii ki yarışmanın bir ya da en fazla eşitlik oluyor. İki kazanan zaten oluyor. Zaten Rüveyda Hanım size şov için gelmişsiniz. Şov için gelmedim. Zaten buraya ne yapıyoruz? Hepimiz kendimizi göstermeye dün ama, geliyoruz. Dün ne kadar yani güler yüzlüydü, böyle alaylıydı. Bugün oldukça hayır, geldin. Hayır gayet de güler yüzlüyüm. Hiçbir zaman o gerginizi hiç kimse görmedi. Masaya oturduğumuzdan beri hiç görmedik Rüveyda Hanım. Bugüne dün kadar. Gayet alaylı ve güler yüzlüydü. Her zaman. Ondan önceki günde öyleydim. Ondan önceki günde öyleydim. Hep tabii öyleyim yani. Bu hiçbir zaman değişmedi. Gergin ve sert çıkardım. Gününü savduğu için orada şey. Dışarıda da böyle program bittikten sonra fotoğraflar olsun, selfie'ler olsun, boydan boya yani, çekimler yaptınız. Yani bir şey söyleyeceğim. Evet çekim yapıyorum Zuhal Hanım. Şu an telefonum yanımda değil. Benim galerimde zaten 9872 tane fotoğraf var. ...9872 bugünkülerle birlikte 800 tanesi... Acaba ben... niye o kadar sürekli alıyorum. Ha. 800 tanesi belki de işte çoluğum, çocuğum, akrabalarım... Hadi gelin beraber selfie yapalım. Hiç ben yapmıyorum selfie, aklıma geldi. Selfiesiz olur mu Zuhal Hanım? 9000 tane fotoğrafım var telefonumda. Bunu burada yapmış olsam... Bir 100 tane de burada çekmişimdir herhalde. Yani 100 tane çekmiştir, ben gördüm. Yani ha, vardır. Çekmiştir, ama hepsi buraya ait değil. İyi gerek kendi çekiyor herhalde. Bizim yarışmacı başka yarışmacı yazık. Fotoğrafçı gibi al buradan çek, bu buradan çek, şuradan çek diye. Hatta sağ olsun arkadaşlar. Baklar ben böyle telefonumu dayadım buraya. Kendi kendime saniyeyi açıyorum, koşuyorum oraya. Dedi getir biz çekeriz. Yani boşuna kızdınız. Böyleymiş işte gördük. Bir şey söyleyeceğim. Nur Hanım niye bundan rahatsız oluyor şu an hiç anlamıyorum. Rahatsız olmuyorum. Şov yaptığını düşündüğüm bence, için söylüyorum. Bence siz de hani güzellik uzmanıyım dediniz ya. Evet. Bence sizde güzelliğiniz varsa hani bunu sergileyin yaptığınız gerek işlemleri. Yok benim gerek yok güzelliğim sergilemem. Ne yapsın? İki siyah nokta mı sıksın burada bize? Yok bir sürü güzel. Işin? Hayır burada değil yani. Normal hayatında da bunu sergilesin. Niye sergilemiyor ki kendine güveniyorsa? Belki ben kendime gayet güveniyorum. Dediği gibi. Ama ise... güzelliğimle ön plana çıkmak istemiyorum. İşimle ön plana çıkmak istiyorum tamam, genelde. Tamam işinizi sergileyin. Ben işimi sergiliyorum İşinizi zaten. Sergileyin. O zaman işinizi göstermeye mi geldiniz Nur Hanım buraya? Yok ben işim hakkında hiç konuştum mu? Yoksa siz konuştunuz diye ben değilim. Tamam ben bunu abi. Söylemiyorum ki tamam, siz söylüyorsunuz siz zaten. Için. Ben kesinlikle işim hakkında hiç yok, konuşmadım. Yok bu iki koltukta bir şey var. Bak yani. oraya oturanlar. Oraya geçer. Evet gidiyor. Bir şey hararet var. Yok orada. Ben bu koltukta oturuyorum ama hakkaniyetli, hakka asla girmeden adaletli bir şekilde bugün oyumu vereceğim. Beğenmediysem beğenmediğimin tabii karşılığı, ki. Beğendiysem beğendiğimin karşılığı.